Bu arada bunlar gerçek yaşanmış bir hikaye olduğu için mezardan gelen ses. Ses tırnak tıklaması gibiydi. Fotoğraftaki kız. Orada gerçekten o kadar korkunç bir ses duyduk ki biz de. Ve birinin bana baktığını hissettim. Mezar ziyareti. Mezarlığın da bir hikayesi varmış tabii ki. Kuzenlerimle birlikte mezarına ziyarete gideceğiz. Tüylerim şu an diken diken oldu. Her gece yarısı mezarlıktan ilginç sesler geliyormuş. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda ilginç korku hikayelerini okuyup kendimce yorumlayacağım. Daha önceki videolarımı izlediniz mi bilmiyorum ama ben de buna benzer şeyler yaşamıştım bir süreliğine. Ama sonrasında tabii ki fal bakmayı bıraktığım için tamamen fal bakmayı bıraktım. Yani çok öyle özel arkadaşlarıma bazen böyle 1-2 dakikalığına bakabiliyorum. Ama öyle çok derinlere asla inmiyorum. Ama aslında bakmaktan da korkuyorum bir nebze. Çünkü tekrar aynı eskisi gibi olaylar yaşayacağımdan korktuğum için bakmıyorum. Yani bu videoda 3-5 tane korku hikayesi okuyup yorumlayacağım kendimce. Bu arada bu videoya başlamadan önce tabii ki araştırırken göz gezdirdim. Yani eğer gerçekten etkilenecek ve korkacaksanız bence bu videoyu hiç izlemeyin derim ben. Çünkü gerçekten aşırı korkunç hikayeler. Şimdi lafı fazla uzatmak istemiyorum ama bu içeriği ilk defa kanalımda paylaşıyorum. Yani ilk defa böyle bir video paylaşıyorum. Ama her zaman kanalımda aslında paylaşmak istediğim tarzda videolar bunlar. Çünkü bu tarz şeyleri araştırmayı, bu tarz şeyleri okumayı ben seviyorum. Niye bilmiyorum ama seviyorum aslında. O yüzden eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ki birkaçınız bana bu olayı çok sordu. Sonrasında yaşıyor musun böyle olay? Şu an ben yaşamıyorum çünkü çok dikkat ediyorum. Asla öyle şeylerle uğraşmıyorum. Ama okuyorum tabii ki, bu psikolojik olarak biraz beni etkiliyor olsa da dediğim gibi o tarz bir olay yaşamıyorum şu anda. Evet, diyeceğim şu ki bu tarz videolar arada kanalımda paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu başlangıç olsun. Bu en basitinden başlıyorum. Sonrasında daha fazla fikir var aslında aklımda. Videoları izlemek, videoları yorumlamak ya da bu korku videolarını çeken kişilerin videolarını izlemek, videolarını yorumlamak tarzında. O yüzden eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşundaki zile basarsanız da attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada bu konseptle ilgili fikirlerinizi de aşağıda yorum olarak bekliyorum. Şimdi hazırsanız başlayalım. Uf. Ürperdim şu anda. Evet, birinci hikayemiz mezardan gelen ses. Bu arada bunlar gerçek yaşanmış bir hikaye olduğu için aşırı ciddi okuyacağım. Ve aşırı ciddi de dinleyin sizler. Bir aile, anne, baba, bir kız ve erkek. Bunlar evlerinin yanması sonucu ölmüşler. Hepsini aile olarak yan yana gömmüşler. Fakat her gece yarısı mezarlıktan ilginç sesler geliyormuş. Bu orada yaşayan birçok kişi tarafından duyulmuş. Sonra içlerinden bir tanesi o seslerin neden geldiğini anlamak için gece yarısı mezarlığa gitmiş. Büyük cesaret, tebrik ediyorum. Yine başlamış sesler. Sanki kavga sesleri gibiymiş. Adam seslerin geldiği yöne gitmiş ve sesler o ailenin mezarından geliyormuş. Sonra mezarı kazıp bakmaya karar vermiş. Yürek mi yedin, pardon. Halk mezarı açtıklarında çok ilginç bir manzarayla karşılaşmış. Annenin olması gereken yerde kız, erkek çocuğun olması gereken yerde de baba yatıyormuş. Herkes şaşırmış. Bunları yine eski yerlerine koymuşlar ve mezarı kapatmışlar. Fakat kavga sesleri bitmek bilmiyormuş. Tekrar açıp bakmışlar. Yine aynıymış. Mezarda bu kez düzeltmemeye karar vermişler. Sadece mezar taşlarının yerlerini değiştirmişler. O günden sonra bir daha hiç ses gelmemiş. Oradaki halka göre o sesler o ailenin yaptığı yer kavgasının sesleriymiş. Tüylerim şu an diken diken oldu. Bu arada bu olaya bir örnek vermek istiyorum. Bu olay gerçekten de yaşanmış olabilir bu arada. Sadece şöyle bir şey var. Biri öldüğü zaman hani karnı patlıyormuş galiba, iç organları mı patlıyormuş, o sesler gelebiliyormuş sıklıkla. Bir gün biz köydeyiz ve dedem vefat ettiğinde köyde kuzenlerimle birlikte mezarına ziyarete gideceğiz. Bu arada arada ben de kendi başıma gelen olaylardan anlatmak istiyorum bu videoda. Umarım sıkılmazsınız ama böyle daha sıkıcı olmayacağını düşündüm çünkü ben. Gittik ve hava gayet güzel. Hava gayet süper çünkü yazın gitmiştik. Sonrasında biz işte çeşmeden sularımızı doldurduk vesaire. Gideceğiz ve dökeceğiz. Orada gerçekten o kadar korkunç bir ses duyduk ki biz de. Bir mezardan geliyor ama hangi mezardan geldiğini asla bilmiyoruz. Hangi mezarlıktan geldiğini asla bilmiyoruz. Elimizde sularla tam giderken
bizim mezarlık, yani dedemin mezarlığında da şöyle hani bir demir kapı var. Demir kapıyı açtıktan sonra mezarlığa giriyorsunuz. O ses geldikten sonra biz asla giremedik ve bir anda yani mükemmel olan hava bir anda aşırı karartı, aşırı böyle sis ve şimşekler, yağmurlar çakmaya başladı ve o sesle birlikte oldu bu olay. Ben de o sıralar tabii 15-16 yaşlarındayım yanlış hatırlamıyorsam. Lise 2'ye mi gidiyorum? Lise 1'e mi? Lise 2'ye mi? O civarda yani lise 1 ya da lise 2'ye gidiyorum. O sesi duyunca biz gerçekten o çocuk aklıyla suları önümüzdeki mezara, çiçekleri önümüzdeki mezara bırakıp yani koşarak kaçmıştık oradan. Aslında o mezarlığın da bir hikayesi varmış tabii ki. Tabii ki bunu annemle paylaştığımızda, ailemle paylaştığımızda büyük bir hani psikolojik etkilenmiştik tabii ki o olaydan ama sonrasında şöyle bir şey okumuştum yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama bir insan öldüğü zaman galiba organları patlıyormuş bir süre sonra. O yüzden o sese bağlayıp psikolojimizi düzeltmeye çalıştık ama umarım o sestir. Çok korkunç bir olaydı bu da. Bunlar beni çok korkuttu. Ben bu arada bunları okurken bayağı ellerim titriyor yani. Çok etkileniyorum aslında. Evet, ikinci hikayemiz mezar ziyareti. Bunu okumak istedim çünkü bizim hikayemize belki bir nebze benzer olabileceğini düşündüm. Bu arada ben bu hikayeleri okurken bayağı ellerim falan titriyor şu anda. Bundan bir ya da iki ay önceydi. Mersin'de oturduğumuz için Mersin'in yerleri yaz geldi mi yaylalara gideriz ki serin havalarda rahat olalım diye. Bu yaz yine yaylaya gitmiştik. Bizim ev Çamlı Yayla'da ve en güzel yerinde. Yalnız tek kötü yanı evin yanında bir mezarlık vardı ve bazı geceler mezarlığa bakar ve bazı geceler mezarlığa bazı insanlar gelirdi. Olaylar şöyle başlamış. Bundan yıllar önce bir araba dolusu genç sürat denemeleri yaparken önlerine bir iki çocuk çıkmış. Bunlara çarpmışlar. Fakat ani manevra yaptıkları için hem çocuklar ölmüş, bunlar da yol dışına çıkıp bir ağaca çarpmışlar. Bu gençler birer yıl arayla ölmüşler. Her yıl, her ay kazanın gerçekleştiği gün ve saat vakti gelince mezarlığa gelirlermiş. Bunları bana köyün imamı anlattı. Yine bir gece onları izliyordum ve birinin bana baktığını hissettim. Perdeyi hemen kapadım ve yatmak için karımın yanına gittim. Ertesi gün arabamın camının kırık olduğunu gördüm. Ama hiçbir yerde cam parçası yoktu. Ertesi gece yine izledim. Bu sefer iki tanesi bana bakıyordu. Çok korkmuştum. Ölenlerin ruhları için Fatiha okudum, dua ettim, olmadı. Sabah kalktığımda arabamın üstünde bir hırka buldum. Bu, o gün kazada ölen çocuklardan birine aitmiş. Aradan birkaç gün geçti ve mezarlığa gittim. Mezarlarının üzerinde iki tane kutu vardı. Birinin üstünde benim arabamın kırılmış camları, birisinde ise benim saçlarım. Bu olayı hocaya anlattım. Oğlum sen büyük günah işlemişsin. Bu yaptığına kızmış olacaklar dedi. Eve gittiğimde gördüklerim beni dehşete düşürdü. Arabamın el freni çekilmiş ve mezarların üzerine itilmiş. Kapıların kilitli olduğundan adım gibi emindim. Anahtarlar cebimdeydi ve camları yapıştırmıştım. Arabamsa o iki çocuğun mezarlarının üstünde duruyordu. O günden sonra bir daha ailemle oraya gitmedim. Ya da böyle bir olayın gerçekleşmesi olası bir olay. Hani arabam üst mezarlığın üstündeydi vesaire bunları... Bilmiyorum. Olabilir, olmaya da bilir tabii ki. Ama bu kadarın olabileceğinden emin değilim. Bu konuyla ilgili pek yorum yapmak istemiyorum. O yüzden evet doğru olabilir gerçekten. Hani bu kadar arabam üstündeydi, saçım oradaydı falan filan bilmiyorum. Ama bu şekilde bir olay evet yaşanmış olabilir. Evet, diğer bir hikayemiz ise fotoğraftaki kız. Bu sanırım yurt dışında yaşanmış bir olay. O yüzden isimler yabancı. Bir okul günü. Tom adındaki çocuk sınıfında oturup matematik dersi dinliyordu. Okulun bitmesine 6 dakika kalmıştı. Öğretmeni izlerken gözüne bir şey takıldı. Sırası pencerenin yanındaydı ve o cama doğru dönüp çimenliğe baktı. Fotoğrafa benziyordu. Okul sona erdiğinde fotoğrafı gördüğü yere koştu. Başkası almasın diye çok hızlı hareket ediyordu. Eğilip fotoğrafları aldı ve gülümsedi. O zamana kadar gördüğü en güzel kızın resmiydi. Kızın üzerinde dar bir elbise ve kırmızı ayakkabılar vardı. Ve kız eliyle barış işareti yapıyordu. İki parmağı havadaydı. O kadar güzeldi ki Tom onunla tanışmak istedi. Bu yüzden okulu dolaşıp herkese bu kızı daha önce görüp görmediklerini sordu. Ama herkes hayır dedi. Tom yıkılmıştı.
Eve gittiğinde kız kardeşine de bu kızı tanıyıp tanımadığını sordu. Ama cevap yine hayır. Saat geç olmuştu. Tom odasına gitti, yatağına yatıp uyumadan önce fotoğrafı yatağın yanındaki komedini koydu. Gece yarısı Tom pencerenin tıklanmasıyla uyandı. Ses tırnak tıklaması gibiydi. Korktu. Tıklamadan sonra bir gülme sesi duydu. Pencerenin önünde gölge gördü. Bu yüzden yatağın yanından kalkıp pencerenin yanına gitti. Pencereye gidip gülme sesini takip etti. Takip edip ulaştığında o gitmişti. Ertesi gün komşularına kızı sorduğunda yine hayır cevabını aldı. Akşam olduğunda odasına gitti. Yine fotoğrafı komedinin üstüne koyup uykuya daldı. Yine tıklama sesine uyandı. Fotoğrafı alıp gülme sesini takip etti. Karşıya geçerken araba çarptı ve fotoğraf elinde o anda öldü. Sürücü ona yardım etmek için arabadan çıktı ama çok geçti. Fotoğrafı görüp yerden aldı. Fotoğrafta çok tatlı bir kız vardı. Üç parmağı havada. Yazık olmuş. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz şeylerden bilmiyorum hani etkilenir misiniz, etkilenmez misiniz ama ben gerçekten bu tarz şeylerden etkilenen bir insanım. Eğer istiyorsanız siz de bu serinin devamını bu şekilde kendi hikayelerimi paylaşarak da getirebilirim. Çünkü bir sonrakilerde daha fazla hikaye anlatmak istiyorum. Şimdilik bence bu kadar yeter. Çünkü bu konsepti anlamanız adına bu kadar korku hikayeleri yeter bence. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu seriyle ilgili tavsiyeleriniz varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, abone ol tuşunun yanındaki zile basmayı lütfen unutmayın. Beni sosyal medya hesabından da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.